Evet değerli en zeki beşlerimiz. Dün bu sorularımızı çözmüştük. Bugün arkadaşlar bakın neyi görecekmişiz hemen. Diyor ki paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletebilen veya sadeleşebilen kesirlerin ondalık gösterimini yapar ve okur diyor. Kolay. Arkadaşlar biz bir rasyonel ifadeyi ondalık yaparken paydayı ne yapıyorduk? Ya ona, ya yüze, ya bine genişletiyorduk, değil mi? Evet. Bakın 1 bölü 2'yi ondalık yapacaksak ne yapmamız lazım? 5 ile çarparsak arkadaşlar bu ne olur? Yukarısı 5, 5 ile genişlettik. Aşağısı da 10 mu oldu? Tamam Evet. mıyız? Biz böyle yazmayı biliyoruz arkadaşlar. 5 bölü 10 ondalık olarak nedir? 0,5. Sekiz, beş. Anlaşıldı mı şimdi nasıl yazdığımız? Anlaşıldı. Güzel. Anlaşıldı. Şuraya bakalım. 3 bölü 4. Ona eşitleyemem paydayı. O zaman kaça eşitleyeyim? 20'ye. 100'e. 100'e. 100'e eşitleyeyim. 100'e. 10, 100, 1000, 10.000 böyle gideceğiz. O yüzden arkadaşlar yukarı 25 ile çarptım. 75. Aşağıya 25 ile çarptım. 100 mü oldu? Evet. Evet. Bunu biz Evet. nasıl yazıyorduk? 0,75. Beş. Aslında şöyle de göstereyim. 3'ü 4'e böl diyor, değil mi? 3'ü 4'e böl. Bölelim. 3'ün içinde 4 var mı? Bir kere diyeceğiz. 3'ün içinde Yok 4 var ki. Yok. Yok mı? Yok. hocam. Ne yapıyorduk? Buraya 0 koyuyorduk. Buraya da 0. Evet, Hatırladık mı? Virgül. evet. 30'un içinde 4. 7 kere var. Bir kere. 28. Arkadaşlar 2 kaldı. 2'nin içinde 4 yok. Buraya bir 0 koyduk. 20'nin içinde 4. 5 kere var. 75. Aslında ne yapıyormuşuz biz? 3'ü 4'e bölüyormuşuz. Ama öyle bölmek zor olacağı için bildiğimiz bir şeye benzetiyoruz. Anlaştık mı? Hocam, o zaman yan Anlaştık. tarafı da 20 olacak. 20 Evet, olacak. bakalım. Burayı 20 ile çarpacağız. Ya da daha kolayı var. 2 ile çarpalım. 2 idi. Evet, 8 bölü 10 oldu. O da 0,8 olur. Değil mi arkadaşlar? Hocam Evet. aslında 20 ile de çarpabiliriz 20 ile de 10 ile çarpsak da çarpmayız. bir şey değişmeyecek. O 100 zaman ne olacaktı. olacak? 100 bölü 80 olacak. O da 0,80. Aynı şey. 0,8 ile 0,80 aynı Aynen. şey. Tamam mı? Tamam. Devam edelim. Tamam. 1 bölü 4. Kaçla çarpacağız? 25 ile. 25 ile. 25 bölü 100 mü? Evet. Evet. Arkadaşlar o da 0,25 olmaz mı? Öğretmenim Benim bir sorum var. Buyur. Öğretmenim mesela diyelim ki sıfırdan 2000'de 16 diye bir ondalık gösterim yazarsak böyle bir şey olmayacağı için 2'yi tam sıfırdan 2000'de 16. Ay 2000'de 16'nın olur. pardon öğretmenim 1000'de 2016 ama bunu ondalık gösterim olarak yazdığımızda 2'yi tamam verdiğimiz zaman 0,16 olur değil mi? Evet, doğru. Yani Tamam. öyle olur. Öyle Evet. olması lazım. Problem yok. Tamam öğretmenim. Teşekkür Arkadaşlar ederim. burayı kaçla genişleteceğiz? 5 ile. Yukarısı 60 oldu. Aşağısı da 100 mü oldu? Bu da Evet. 0,6. Evet. Bunda bu gider 0,6 olur. Şuna bakalım. 47 bölü 50. 40, 50'yi ne yaparım? 2 ile çarparım. Evet. 2 kere 47 ne yaptı arkadaşlar? 94 mü? Evet. 94 bölü 100 o da 0,94. Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet, tamamdır. Evet, çok güzel. Evet, arkadaşlar böylelikle anlaşmış olduk. Olduk. Evet, Mustafa da geldi. Mustafa burada Mustafa değil mi? kim? Hocam ilk sizinle çalıştığımız yer de orasıydı. Evet, Ceylin, Emine. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar burayı kaçla genişleteceğiz? Dörtle. 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 Genişleteceğiz.
13 ile 4'ü çarptık, 52 mi? Evet. Evet. Evet, 52. 52 oldu. Peki, Kadir Sadık, burayı neyle genişleteceğiz? 4 ile. 4 ile. Yukarıyı 4 ile çarparsak ne oldu Kadir Sadık? Bir dakika. Ben 128. 128 bölü 100. 100. Bu ne olur Kadir Sadık? O şey yazacağız değil mi? He. 0 tam 128. Dikkat et. Ama o olmuyor. İki defa kaydın sola doğru virgülü. 1 virgül. 1 virgül 128. Ay 28. 28. Unutmayalım arkadaşlar. Kaça bölüyorsak virgül o kadar kayıyordu. 1, 2. İki defa kayacak. 1,28. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Haydi bakalım. Zeynep Ekim, 7 bölü 5'i yapalım. Örneğin 10 olması lazım paydamız. O zaman 2 ile genişleteceğiz. 5 kere 2, 10... 7 kere 2 de 14 olacak. Yazılışı da benim normalde 100 olsaydı. Şöyle yapacağız. Bir yana kayacağız. 1 tam 4. 10 bölü 4. 10'da 4. 1 tam 10'da 4. 1,4 diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet Yağız. 35 bölü 25'i yapalım Yağız. Kaçla genişletelim? Onla öğretmenim. Onla mı genişletelim? Dikkat et. Aşağıyı 10 veya 100 yapacaksın. 25'i neyle 100 yaparsın? 5 ile. 5 ile çarparsak 125 eder. 4 ile. 4 ile. Güzel. 4 ile çarpacağız. Yukarıyı da 4 ile çarpacağız. Yukarıyı 4 ile çarparsak 140 mı eder? Evet öğretmenim. Aşağısı 100 mü? Evet. Şimdi bir şeyi bakın sıfırlar sadeleşti değil mi Yağız? Gitti. Evet. 14'ü 10'a bölersek virgül bir tane kayacak. Araya gelecek. Yani 1,4 oldu. Evet. Okey. Hocam 40 yapmış. Hemen 40'mış. 40 ile aynı şey. 1,40 ile 1,4 aynı şey arkadaşlar. Bir sıfır koysak da değişmiyor. Evet. Ayşe. Değeri. Sıfırları. Sıfırların sonunda önemi yok demiş. Evet. Ayşe'ye evet. Buyur. 1,75. Hangisi bu mu? Evet. Oo çözmüş bile. 7 bölü 4'ü 25 ile genişletiriz arkadaşlar. 25 ile 7'yi çarptık. Ne oldu? 175. 175. Aşağısı da 100. Bu ne demek? İki tane kaydır. Bunun için bir kaydır. Bu da geldi bir kaydır. 1,75 oldu. Doğru oldu. Güzel. Benim sıfırları daha çok sıralamada kullanıyoruz değil mi? Evet. Zeynep Rüya K'yı yapalım sonuncuyu. Eren, evet. Ekran niye kapalı Eren? Kerem, ekran kapalı. Zeynep Rüya benim internetimden dolayı. Tamam. Zeynep Rüya beni duyuyor mu? Evet öğretmenim. Evet Zeynep Rüya bunu yapalım. Öğretmenim. Zaten... 13. Evet. 3 virgül. Evet. 3 virgül 1 mi? Dikkat et. 1 bölü 2. 1 bölü 2 neydi? 1 bölü 2'yi bulalım. 5 ile genişletirsek 3 tam 5 bölü 10 olur. Evet. 5 bölü 10 değil mi? O zaman 3,5. 0,5'ti. O yüzden 3,5 oldu değil mi? Tamam mıyız? Kerem, tamam. Sesi hallettin mi Kerem? Evet. Şimdi arkadaşlar bazen de böyle modelleyerek verir. O zaman bakalım. Bakın burada bir tamımız var. Bir de ne var? Bakın bir tam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölünmüş. 2 parçası alınmış. Alınmış. Arkadaşlar 2 bölü 5'i bulalım. 2 bölü 5 ne yapar?
4/10 mu yapar 2 ile genişletirsek? Evet. O da 0,4 müdür? Evet. Tamam, 1 var, bir de 0,4 varsa 1 artı 0,4 1,4 eder. Şuna bakalım. 1,2 tane tam var. 1,2,3 4'e bölünmüş. Kaç parçası alınmış? 3. Arkadaşlar 3/4 ne yapar? 0,75 yapar. 2 tam da burada var. Toplarsak 2,75 yapar. 2 tam edelim. Bir tanesi alınmış. Burada 2 tam var. 4'e bölünüp bir tanesi alındığına göre o da 0,25'tir. Dolayısıyla 1 tam 25. 1 değil 2 tam olacak. Yanlış yapmışlar. 2 tane tam var. 2,25 olacak. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tamam hocam. 1 liranın küçükleri ne? 1 liranın 25 kuruş. 25 kuruş. 50 kuruş. 25 kuruş ne oluyor? 1. Demek ki bir şeyi 4'e bölersek 0,25 olur. Anlaştık mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Orada 2,25 değil mi? Evet. 2,25. Evet. Yanlış yapmışlar. Yanlış yapmışlar. Buna bakalım. 1 tam. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölmek demek arkadaşlar. Dikkat. 1'i 5'e bölersek ne olur? 0,2 olmaz mı? 1'i 5'e bölersek 0,2. Bakın 5 tanesini toplarsak 1 eder. 2, 4, 6, 8, 10. Yani 1 etti. Demek ki bir şeyi 5 parçaya bölüp bir parçasını alırsak 0,2 eder. O da 1,2 olur. Anlaşıldı mı burası? Evet. Tamam mıyız Yağız? Evet, evet. Ateş tamam mı? Cüneyt? Zeynep Rüya? Peki. Bakıyoruz 1 tam, 2 tam, 3 tam. Kaç parçaya bölmüşüm? 5. Kaçını almışım? 4. Evet. Her bir parça 0,2 ise 4 tane 0,2 ne yapar? 2. 0,50. Bak 2, 4, 6, 8. 0,8. O zaman 3,8 mi oldu? Evet. Mantığı anladık mı? Mantığı anladık mı? Biraz ya. Ha anladım. Yani. Anladım tamam. Arkadaşlar bakın şu 3 tam 4/5 değil mi? Evet. 3 tam 4/5 demez miyiz buna? Efendim 4'ün boyu ve 4'ü 2 olduğu için 4, 8 yani 4 kere 2, 8 olduğu için oraya da 3,8. Evet 8/10 yaptığımızda 0,8 gelecek. Güzel. Şuna her biri 0,2 olduğu için 4'ü de 2 ile çarparsak 0,8. Evet 1, 2, 3, 4. 4 tam. 2 parçaya bölmüşüz. 1'ini almışız. 1/2 ne oluyordu? 0,5 miydi? Yarım oluyor değil mi? 0,5. O zaman bunun yerine 0,5 yazarsak 4,5 mi yaptı arkadaşlar? Aa evet anladım. Kuruşlar gibi. Evet kuruşlar. Aynen. Evet arkadaşlar hadi A'yı da siz yapın herkes yazsın. Çete bekliyorum. Çete. Önce evet. Hepsini topluca yazalım yollayalım değil mi? A'yı gönderin önce. A'yı. Önce A'yı gönderiniz. Haydi bakalım. Evet, önce A'yı gönderin. Ben bir dakika. Bekliyorum. Hemen yolluyorum. Yolladım ben. Tamam.
Aferin. B'yi de alayım mı? Doğru. Eren dikkat et. Ayşe doğru. Evet hadi arkadaşlar. Erencim dikkat et. 1,2 değil. 5 tam zaten. 5 tam 10'da 2. Evet. Bekliyorum. Yağız haydi. Yağız yanlış. Dikkat et. Arkadaşlar rasyonel kısmı 10'a veya 100'e denkleştireceğiz veya 1000'e. Bunu ben yapıyorum. Diğerlerini sizden bekliyorum. Dikkat. 5 tam 1/5. Zaten bu benim tam kısmım. Yani sonucum 5 olacak. Şimdi 1/5'e bakıyorum. Paydayı alttakini 10 yapan sayıyı bulacağız arkadaşlar. Alttakini 10 yapan sayı 2 mi? Evet 2. Evet. O zaman 2 ile çarpıyoruz Kerem. Yukarıyı 2 ile çarptım 2. Aşağıyı çarptım 10. 10'u 2'ye bölersek 0,2. 5 ile de 0,2'yi toplarsak 5,2. Herkes anladı mı? Evet. Hadi 5. Yani öğretmenim payda 10, 100, 1000 olacak. Evet. Dolayısıyla genişletme yapıyoruz. Hocam bir daha anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Evet. Arkadaşlar 5 tam 1/5 demiş. 5 tam zaten tam. Benim sonucumun tam kısmı 5. 1/5'e bakıyorum. Bunu ondalık yazabilmem için paydayı ya 10 ya da 100 ya da 1000 yapmam lazım. 5 10'a yakın olduğu için 2 ile çarparsak 10 mu olur? Evet. 2 kere 1 2. Yukarıyı da genişletmem lazım. 5 kere 1 10. 2/10 ne olur? 0,2. 0,2 ile 5'i toplarsam 5,2 olur. Hadi bakalım diğerini yapıyoruz. Öğretmenim ben yolladım size. Geldi mi? Evet geldi. Yalnız Zeynep Bekir 2 tam. 1 tam değil ki Zeynep Bekir 2 tam. Ha o zaman şey. Dikkat edin. Örneğin doğru bilmiyorum ya. Doğru mu? Evet güzel doğru. Ayşe bu zaman doğru. Hayır bir dakika. Sıfırı fazla bastım. 20 tam değil 2 tam doğru. Evet Zeynep Ekin doğru. Örneğin yolladım. Güzel doğru. Eren 2 tam 2 20 tam olur mu? Sen 20 tam yazıyorsun Eren. Hocam ben nasıl yazdım? 2 ile karıştırdım. Sıfır yazacaksın yani tam ise tam yoksa sıfır yazacaksın sonra virgül koyacaksın neyse onu yazacaksın. Evet. Arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Dikkatli bakalım Yağız, Zeynep Rüya. 5 ile çarpacağız. 2 tam 7/20. Arkadaşım 2 tamı zaten aldık. Virgülden sonra önceki kısım bu. Kerem dikkat. Ateş, Cüneyt. 7/20. Kaçla çarpmamız lazım? 5. 5 ile niye? 100'e getireceğim. 100'e tamamlayacağız. Yukarısı 35 oldu. Aşağısı 100 mü oldu? Yağız evet. Göremiyorum seni. 100 oldu. Evet. Arkadaşlar 35/100 0,35 mi? 35'ti. Evet. 2 ile 0,35'i toplarsak 35 oluyor. 35. 0 zaten tam kısmı. Tam kısmına topla. Yanına da diğer kısmı yaz. Evet. Tamam mı? C'yi yollayalım mı? C'yi de yollayın. Hadi bakalım. Ben yolladım. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar. C'yi de yapalım. 3 tam. Ben yolladım. Yalnız. C mi? Zeynep Ekin C'de yanlışlık var. Dikkat et. 13'ü 4 ile çarpacaksan 13 çarpı 4 ne yapar?
88 etmez. Aa, 25 yaptım ben. Hocam doğru mu benimki? Aferin Kadir Sadık, oldu. Evet, Kadir Sadık doğru. Hocam D'yi de göndereyim mi? Eren dikkat et, Eren. 3,5 değil Eren, dikkat et. Evet Ayşe doğru. Evet Zeynep Rüya, Aydi, Yağız, Kerem, Ateş. Hayır, yolluyorum ben. Emine, niye göndermiyorsun Emine? Örneğimden ben chat'i bulmakta zorlandım. O yüzden zaman bitiyor. Eren, Eren anladığını düşünüyor musun tam Eren? Ne yaptığımızı anladın mı Erenciğim? Ne? Nasıl? Ya Eren bak dikkatli. Örneğim anladım ama nasıl doğru çıkmadınız mı? Bakın arkadaşlar 3 tam 13 bölü 25. 3 tamı aldık zaten. Geldi 3 tam diyeceğiz virgül. Virgülden sonrası burası. Şimdi buna bakıyoruz. Eren 25 olduğu için pay nasıl? Yağız, Rüya bakın. Kaçla çarpmam lazım bunu? 4. 4 ile çarpmamız lazım. 4 ile çarpalım ki aşağıyı da yukarıyı da 100'e bölünsün. 4 kere 13. 52. Bölün. 4 kere 25. 100. 100. Arkadaşlar 52 bölü 100'ü nasıl yazıyorduk? 0,52. 52. Arkadaşlar bak sonra ne yapıyoruz? Dikkat. Burası anlaşılmadı herhalde. 0,52 ile 3'ü toplayacağım. Şimdi arkadaşım 3 bak, tam. 3 böyle yazılmaz mı 3? 0,52'yi de böyle yazabilirim. Topluyoruz. Yağız, Zeynep Rüya bakın. Bak burası 52 geldi. Burası da 3. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. D'ye göndereyim mi? Herkes anladı mı? Çok önemli. Öğretmenim yani 3'ü virgülün önüne yazdığımız için orası tam kısmımız. 52'yi de onun yani virgülün arkasına yazdığımız için ondalık kısmımız. Evet bu kadar. D'yi yolluyoruz değil mi? Yolluyorum. Evet D'yi yapalım D'yi. Yolladım. Ben yolladım. 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 Zeynep Ekin. Emine dikkat. D için dikkat. Hocam doğru mu benimki? Bir dakika Zeynep Ekin. Bir dakika bakayım. Zeynep Ekin hiç tam kısmı almıyorsun Zeynep Ekin. Evet hiç tam kısmı almamışım. Hocam, arkadaşlar doğru mu? Bir tam dediğine göre doğru mu? Bir olacak. Ben yanlış yolladım. 3 bölü 50. Yağız bunu kaçla çarpalım? Hocam söyleyeyim mi? Bir dakika Yağız. Yağız sorayım. Diyor. Yağız sesini açar mısın? Onla. Dikkat et Yağız. Aşağıyı ya 10 ya 100 ya 1000 yapacağız. 50'yi kaç yapabilirsin Yağız? 100. O zaman kaçla çarparsın Yağız? 50'yi kaçla çarparsan olur. Kaç? Bir dakika öğretmenim. 50 çarpı kaç 100 eder? Evet. Evet, 4. 4 olursa 200 olur. 2 ile. 2 ile. Bak şimdi Yağız. Burada 2 ile çarpacağım. Yukarıyı da çarpıyorum Yağız. 3 kere 2. 6. 6. 50 kere 2. 100 mü? 50 kere 100. Evet. 100. Şimdi 6 bölü 100'ü nasıl yazıyoruz Yağız? Dikkat. 0,06 aynı. Tamam şimdi bak tam kısım duruyor zaten. 1 var burada 0 var. Bir işime yaramaz. Ondalık kısmına gelip 0,6'yı yazıyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Şimdi oldu mu? Evet. Diğerine bakalım. Ben doğru yapmışım. 7 bölü 125. 125'i kaçla çarpıyorduk hep? 8'le. Doğru mu? Arkadaşım 4 ile çarparsın. 56. Aşağısı 1000 mi oldu? Evet. Arkadaşlar dikkat. Böyle yazsaydık %56 olurdu değil mi?
O yüzden başına ne getireceğim bir tane daha? Sıfır. Binde yani 56. Bir tam. Evet. Bir tam sıfır değil. Sıfır tam binde 56. Bir tam değil. Sıfır tam binde 56 olacak. Diğerini yapalım arkadaşlar. Yine 125 var paydada. Yani 8 ile çarpacaksınız demek oluyor. Şimdi doğru yollayacağım. Bekliyoruz. Tam doğru kısmı, mu? Tam kısmı unutmayalım. Unutmadım bu sefer. Doğru. Zeynep Ekin doğru. Aferin, bu kez oldu. Evet. Öğretmenim, bin ya, bine iki tam sıfırdı değil mi? Evet. Bakın. Evet, bin. Eren. Bir tam 8/125. Şimdi Kerem, Eren, Ateş, Cüneyt. Evet. Arkadaşlar 8 ile çarpıyoruz burayı. Niye? 125'i 8 ile çarparsak 1000 olurdu o yüzden. Evet. Yukarısı da 64 mu oldu? Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle yazsaydık %64 olmuyor muydu? Evet. Ben 1000'de istiyorsam buraya 1000'i koyarım. 0. 0. Bu sıfırla tamı topladım, bir edeceği için 1,064 olacak. Tamam mıyız? Tamam. Öğretmenim, anlaştık. 1000 ya, 1000'de 3 sıfır var, 64 2 basamaklı. O zaman bir basamak olmadığı için önüne sıfır koyuyoruz. Aynen öyle. Evet değerli arkadaşlar, ondalık gösterimde de bugünlük bu kadar. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın devam edeceğiz. Fen dersimizde. Kendinize iyi bakın. Hocam. Kerem'in sesi düzeldi. Hocam, orada şey söyleyecektim size. Kerem'in sesim açıktı geldi. Ama çok sesiniz değişik ya, yani benim internetim kötü olduğu için çok cızırtılı geliyor. O yüzden siz bana cevap verdiğiniz zaman duymuyor olabilirim. Tamam. Çünkü çok. O ses olayını çözelim, olur mu Kerem'ciğim? Hocam bazen çünkü kaynaklı.